Web Tekno'dan hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda Tekno'nun piyasada çok gördüğümüz popüler bir işlemciyi tırnak içinde özelleştirerek daha yüksek performans vaat ettiği telefonu Tekno Spark 20 Pro Plus'ı misafir ediyoruz. Telefon bize neler sunuyor, performans tarafında yapılan özelleştirmeler nasıl bir deneyim sunuyor bize incelememizde bunlara odaklanacağız. Konuğumuz Spark ailesinin en büyük üyesi. Birkaç ay önce Spark 20 Pro'yu incelemiştik ve 9500 liraya dinamik ada deneyimi sunan bir telefondu. Şu anda bu videodaki Spark 20 Pro Plus'a onun abisi. Aralarında sadece tasarım değil donanım farkları da var. Ama bu bir karşılaştırma videosu olmadığı için şimdilik sadece Spark 20 Pro Plus'a odaklanacağız. İsterseniz başlayalım. Nedir bu tırnak içinde özelleştirme? Markaların bazen telefonlarda kullandıkları işlemcilerin bas hallerini değil de işlemci üreticisiyle birlikte özelleştirdikleri tek bir model ya da ürün serisine göre işlemci versiyonları çıkardıklarına rastlıyoruz. Bas Helio G99 bundan 2 yıl önce çıkmış ve üreticilerin çok tercih ettiği önceden orta segment cihazlarda şimdi ise artık işlemci 2 yaşında olduğu için daha çok giriş orta segment diyebileceğimiz telefonlarda görüyoruz. Tecno da bu telefonda Mediatek Helio G99'u özelleştirerek Ultimate adını verdiği versiyonunu kullanmış. Bu işlemcinin baz modelden donanım açısından bir farkı yok ama oyun optimizasyonu ve hızlı uygulama başlatma için iki tane yazılım geliştirilmiş. Uygulama başlatma için Aurora Engine 2.0 ve oyun optimizasyonu için Darwin Engine 2.0. İddiaya göre Aurora Engine oyunların açılışını yüzde 85 hızlandırıyor. Darwin Engine ise oyun oynarken ortalama sıcaklığı baz modele göre 4 derece daha düşük tutuyor. Bu optimizasyonlar şu an PUBG, Mobile Legends ve Free Fire'da destekleniyor bu arada. Meraklısına onu da belirtmiş olalım. İsterseniz hiç bekletmeden bir PUBG testi yapıp oyun deneyimini görelim. Telefonda bize bu deneyimi sunan tek şey işlemci değil tabii ki. RAM, depolama ve batarya da önemli. Batarya performansını az önce gördük zaten. Cihazda 256 GB depolama ve 8 GB RAM yer alıyor. Batarya tarafında ise 5000 mAh değerini görüyoruz. Standart diyebileceğimiz bir değer artık. Ve kutudan 33 W'lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Tekno'nun birçok telefonunda kullandığı 45 W'lık bir hızlı şarj adaptörü var. Bu arada hani keşke onu koysalarmış. Neyse vardır bir bildikleri diyelim ve tasarımdan devam edelim. Tekno Spark 20 Pro Plus ailenin diğer üyelerinden tasarım konusunda bayağı daha farklılaşan bir telefon. Diğer Spark 20 üyelerinde daha keskin hatlara sahip çerçeveler, gövdede mat yüzeyler ve üçlü kamera adası görürken, Spark 20 Pro Plus'ta hem önden hem de arkadan kavisli, daha ince görünen ve tek katmanlı büyük bir kamera adası görüyoruz. Kameraların arasında boşluk bırakmak yerine hepsini bir modül gibi toplamayı tercih etmişler. Bu telefon özelinde. Telefonun tasarımı yabancı olduğumuz veya çok deneysel diyebileceğimiz bir tarz değil. Bazı amiral gemilerinde ve orta üst segmentlerde gördüğümüz bir tasarım dili bu. Onun da dışında önemli bir detay olarak dinamik adayı görüyoruz. Telefonu şarja taktığımızda, arama yaptığımızda görünen ve sonrasında kendiliğinden kaybolan bir ada. Bunu Tekno kendisi geliştirmiş ve hem Spark 20 Pro'da hem de Spark 20 Pro Plus'ta görüyoruz. Ağırlığı ise 174 gram. Bu boyutta bir telefon için hafif diyebileceğimiz bir ağırlık. Sizlerde tasarım hakkındaki yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. Dayanıklılık konusunda ise IP53 sertifikası var telefonda. IP53 toza karşı dayanıklı ama su sıçramalarında dikkatli olmanız gereken bir değer. Ufak tefek sıçramalarda bir şey olmaz ama yine de dikkat etmekte fayda var. Ekran kısmı ise telefonun Spark 20 Pro'dan ayrıştığı ikinci konu. 6.78 inçlik ekranda AMOLED panel kullanılmış. Spark 20 Pro'da IPS panel görmüştük ve dayanıklılık için ise Gorilla Glass 5 tercih edilmiş. Victus da tercih edilebilirdi ama o zaman belki fiyat tarafında negatif bir durum yaşanabilirdi bilmiyorum. Ekran 120 Hz yenileme hızına ve 2160 Hz PWM dimming göz koruma özelliğine sahip. Bilmeyenleriniz için bu özellik ekran titremesini gözün hissedemeyeceği kadar yüksek bir değere çıkararak ekrana bakarken yaşanabilen göz ağrılarının ve göz yorgunluğunun önüne geçilmesini sağlıyor. Son bir yıldır bu özelliğin önemsendiğini görüyoruz. Amiral gemilerinde üstüne bastıra bastıra bu özelliğin çıkarıldığı bir telefon henüz görmedik ama bazı markalar PWM dimming özelliğini önemsiyorlar. Tekno da bu markalardan biri. Ayrıca ekran DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. Ekran deneyimi açısından bu özelliği de belirtmemiz lazım. Onun dışında ekranda 1000 nit parlaklık değerini görüyoruz. Bu fiyat bandındaki telefonlarda 1300 nit seviyesini gördüğümüz oluyor. O yüzden biraz daha yükseltilebilirdi diyebilirim. Bir de hoparlörden çok kısa bahsedelim. Cihaz Hızın hem alt hem de üst kısmında hoparlör var ve hem DTS hem de Hi-Res sertifikasına sahip hoparlörler. Yön algılama yani telefonu tuttuğumuz yöne ve açıya göre ses dengesini ayarlama özelliği var. Ve mikrofonlarda da AI gürültü azaltma var. Bu sayede görüşme sırasında dış seslerden ayıklanmış daha net bir ses gidiyor karşı tarafa. Gelelim kameralara. Tecno Spark 20 Pro Plus'ta 108 megapiksellik bir ana kamera görüyoruz. F1.7 diyaframa sahip ve PDF özelliği olan bir kamera. Bu meraklısı dışında pek bileninin olmadığı bir özellik olduğu için biraz açayım. PDF az algılanabiliyor netlik sistemi demek ve özellikle video çekerken bazı telefonlarda yaşanan netlik dalgalanmalarının önüne geçen, çekim sırasında netleme yaparken görüntünün bozulmamasını sağlayan bir özellik. Fotoğraf makinelerinde standart bir özelliktir ama son 2 yıldır önce amiral gemilerinde şimdi orta segmentlerde standart olmuş bir özellik. Video çekerken deneyim anlamında negatif bir şey yaşamamak adına en azından bakılması gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. İkinci kamera 2 iki megapiksellik makro kamera, ultra geniş veya telefoto kameralar kullanıcıların daha çok istediği kameralar. Bunu biliyoruz ama tek Tekno tarafı bu telefon özelinde ana kamera sensörünü önemseyip ikinci kamera olarak makro tercih etmiş gibi düşündüm ben. Üçüncü kamera AI Cam yani yapay zeka kamerası. Bu Tekno'nun uzun zamandır telefonlarında kullandığı ve fotoğraf performansını geliştiren bir yapay zeka kamera sensörü. Zaten kamerayı açtığımızda uygulamada AI Cam bölümünü görürüz. Tekno yapay zeka ile görsel iyileştirme işini seviyor. Bir de yine Nona Pixel Plus teknolojisi var. Nano değil bu arada doğru söyledim Nona. Bu özellik kamera sensöründeki 9 pikselin birleştirilerek bir piksel haline getirilmesi böylece tek bir piksel ışık duyarlılığının artırılması anlamına geliyor. Özellikle düşük ışıkta gece fotoğraf çekerken işe yarayan bir özellik. Dördüncü kamera ise tasarımsal bütünlüğü korumak için eklenmiş. Aslında kamera değil yani içi boş sadece dekorasyon. Kamera adasındaki simetriyi korumak adına yapılmış. Bu konuda da yorum yine sizin dostlar. Ön kamerada ise 32 megapiksel çözünürlük görüyoruz. F2.2 diyafram değerine sahip ve geniş açı selfie özelliği olan bir kamera. Ama bunda ana kamerada olan nona piksel özelliği yer almıyor. Hem ön hem de arka kamerayla 2K video çekebiliyoruz ve aynı anda iki kamerayla da kayıt yapabiliyoruz. Kameranın ardından diğer özelliklere baktığımızda telefonun Android 14 ile geldiğini ve Tekno'nun yeni tanıttığı Pinpoint navigasyon sisteminin de telefonda yer aldığını görüyoruz. Bu özellik Google haritaları kullanırken özellikle yoğun trafik olan veya kalabalık bölgelerde yaşanabilen harita şaşması, haritanın kendiliğinden sürüklenmesi, sapmalar yaşanması gibi anlık sorunların önüne geçiyor ve daha net bir konum sunuyor. Arka bir özelliği yeni çıkardı ve Türkiye'de pilot ülkelerden biri bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım ve videomuzu yavaştan kapatalım. Tekno Spark 20 Pro Plus markanın fiyat performans serisi olan Spark serisinin en dolu telefonu. Ailenin diğer üyelerine göre işlemcisi oyun optimizasyonuna odaklanılarak özelleştirilmiş. Şu sıralar 19 bin lira bandında karşımıza çıkan bir telefon. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.